Bir grup gençle Kadir Gecesi hakkında sohbet ediyorduk. Kadir Gecesi neden bin aydan daha hayırlıdır diye bir soru soruldu. Bu sorunun cevabını yaşanmış, gerçek bir hikayeyle dinlemeye ne dersiniz? Bir gün Peygamber Efendimiz'e daha eski zamanlarda gelen peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerinin daha uzun olduğu bildirilmiş. Peygamber Efendimiz ise bundan üzüntü duymuş. Bu kısa ömürle benim ümmetim onların uzun ömründe kazandığı sevapları bu kısa ömürde nasıl kazanabilirler diye endişe etmiş. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni sevgili peygamberimize ve ümmetine hediye etmiştir. Bu zamanda insanlar eski zamanlardaki insanlar gibi 500-600 yıl yaşamıyorlar. En sağlıklı şekilde yaşlanan insan bile en fazla 100 yaşına kadar yaşıyor. Ancak Kadir Gecesi ve diğer mübarek geceleriyle Allah bize çok uzun yaşayarak çok sevap kazanmış insanların kazancından çok daha büyük kazançlar veriyor. Bin aylık sevap yaklaşık 83 yıl yapıyor. 83 yıl hep ibadet ederek yaşadığınızı düşünün. Ne büyük kazanç. Bir de bu gecenin her yıl yeni bir fırsat olarak tekrar verildiğini düşünürsek muhteşem. Allah Kadir suresiyle bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu söylüyor. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzüntüsü sevince dönüşüyor. Biz de Kadir suresini okuyup anlamıyla birlikte öğrenelim mi? Ne dersiniz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kulunu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Sanakallahul azim.